Çanakkale deyince eğitim tarihimizde akla Kayseri Lisesi gelir. Kayseri Lisesi bu 5-6 güzide okulumuzdan birisidir. Okulumuz Çanakkale Savaşı'nda son sınıf talebelerini savaşa göndermek suretiyle mezun vermemiş bir kurumdur. Ve yine Sakarya Meydan Muharebesi'nde savaşa giden öğrenciler nedeniyle sınıf teşekkür etmemiştir. Bunlar da bizim kütük defterimizde yazıyor, kütük defterimizde bulunuyor, orijinali hala elimizde. Böyle bir okulda, böyle bir kurumda görev yapıyor olmak, buranın öğrencisi olmak, şimdi de burada çalışıyor olmak bizim için ayrı bir gurur, ayrı bir onur, ayrı bir mutluluk tabii. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Biz öğrencilerimize bunu sürekli anlatıyoruz. Bu telkinde bulunuyoruz. Kayseri Lisesi'nin misyonundan, Kayseri Lisesi'nin Cumhuriyet'in kuruluşundaki emeğinden, bu inşaattaki harcından, bu inşaattaki tuğlasından, şehitlerinin kanından bahsediyoruz. Onlar bu yüce görevi yerine getirdiler. Şu anki Kayseri öğrencileri de Allah göstermesin bu tür durumlar olduğu zaman gözünü kırpmadan bu yere bu görevi yerine getireceklerinden şüphemiz bulunmuyor. Şimdi kurum 130 yıllık bir kurum. Dediğim gibi burası Cumhuriyet'in kuruluşuna kuruluşunda payı olan, işte biliyorsunuz meclisin Sakarya Meydan Muharebesi'nde eğer Ankara Polatlı'yı geçseydi Yunan ordusu Kayseri'ye taşınma durumu söz konusuydu. Bu bina, arkamızda gördüğümüz bina o zaman meclis binası olacaktı. Kuruluştan yükselişe hizmet vermiş bir eğitim kurumuyuz ve bu yükselişi de muasır medeniyetler seviyesine taşımak için öğrencilerimize elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.